Dün gözümüz İran'daydı, Tahran'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi bir araya geldiler. İşte birlikte verdikleri fotoğrafta ekranda. Liderlerin Astana formatındaki görüşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele açıklaması damga vurdu. Cumhurbaşkanı terörü Suriye'den söküp atacağız dedi. Putin ve Reisi ise Fırat'ın doğusundaki duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da bir araya geldi. Gündemin ana başlığı Suriye'ydi. Astana formatındaki 7. zirve yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin açılışında Tehrifat ve Mümiç terör yataline döndü. Bu limanları temizlemenin vakti geldi dedi. Zirvenin ardından bir kez daha terörle mücadele vurgusu yaptı. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. PKK, PYD, YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Zira terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğüne hedef aldığını unutmamalıyız. Masada İdlib'deki son durum da vardı. Cumhurbaşkanı İdlib'de ateşkesi muhafazasının önemine değindik dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi ise Suriye'nin toprak bütünlüğüne değindi. Terörle mücadelede işbirliğine vurgu yaptık ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı kesinlikle kabul edilebilir değil. Onların bu toprakları terk etmesi gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de konuşmasında Fırat'ın doğusuna vurgu yaptı. Yabancı ülkelerin bu terör örgütleri üzerinden bölücü kışkırtması mevcut. Bu nedenle Fırat'ın doğusunda Suriye hükümeti kontrolü sağlamalıdır. Putin Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunda Türkiye'nin desteği için teşekkür etti. Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her alanda geliştiğini söyledi. Üçlü zirvenin ardından 16 maddelik ortak bir bildiri yayımlandı. Üç liderin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını vurguladıkları belirtildi. Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık ve faaliyetleri kınanmıştır ifadeleri kullanıldı. Hızlıca öne çıkan başlıklara bakalım. Ortak bildirideki terör Suriye ana başlığında terör vurgusu öne çıktı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılık, terörle mücadelede işbirliği, sınır ötesi terör saldırılarına karşı ortak tavır. Suriye'nin kuzeyinde kalıcı güvenlik sağlanmalı dendiğine bildiride tüm terör örgütlerine karşı işbirliği, İdlib'le ilgili anlaşmalara uyulmalı. Şimdi bu maddeleri konuşacağız. Konuklarım var gün ortasında. Kimler? Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin ve İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur bizimle. Hakkı Bey merhaba, Çetin Er merhaba. Merhabalar Serap Hanım, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hakkı Bey sizle başlayalım. Bu bildiriye baktığınızda, tabii bildirilere genel başlıklar girer, arkasında ayrıntılı konuşuluyor. Bu bildiriye baktığınızdaki burada etki terör vurgusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan orada açıktan dile getirdiği Kuzey Suriye'yi terörden arındırma vurgusu, bundan sonra kısa vadede artık bir operasyon yapılacağının işareti mi? Bildirgenin kendisi değil. Çünkü bildirge diğer Astana formatlarında olduğu gibi genel üç ülkenin anlaştığı hususlara dair içeriğe sahip. Ancak Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması çok netti. Geçtiğimiz formatlara, geçtiğimiz toplantılara da atıfta bulundu. Dedi ki, yani daha önce de bu konuşulmuştu. Terör kuşağı konusu konuşulmuştu. Hatta Cenevre'deki Anayasa Komitesi konuşulmuştu. Ama biz ne yazık ki şu ana kadar garantör ülkelerden istediğimiz neticeyi alamadık dedi. İstediğimiz, beklediğimiz savrı göremedik dedi. Ve Türkiye'nin bu terör kuşağına karşı operasyonu bir kez daha altını çizdi. Benim görebildiğim kadarıyla İran tarafının ve Rusya tarafının tavrında da herhangi bir değişiklik yok. Türkiye'nin müdahalesinin işleri daha da karmaşık hale getireceğini,
Orada istikrar artık onlar açısından neyse daha da bozulacağı yönünde bir şey var. Dolayısıyla meşhur tabirle anlaşamadıklarını bir kez daha üzerinde anlaşmış oldular. Ortak bildirileri de bu yayınla yansıdı. Zira terör örgütleriyle mücadele iyi güzel hoş ama hani kim terör örgüt dediğimiz zaman diğer iki lider Cumhurbaşkanımızın zikrettiği gibi açık açık isim zikretmediler. Cumhurbaşkanı birkaç sefer hem PKK hem de diğer türev isimleri zikrederek bunu açıkça vurguladı. Hedefte kimler olduğunu söyledi. Hı hı. Ancak mesela İran lideri Hamine'yle ile görüşmesinden sonra Hamine'nin yaptığı açıklamada şöyle bir ifade geçti. Terör örgütleri tek bir grupla sınırlı değil dendi. Yani burada İran tarafının Türkiye'nin belki çalıştığı işte Milli Suriye Ordusu gibi örgütlerin de bazılarını terör örgütü gördüğünü çıkartabiliriz. Böyle bir imayı görebiliriz. Bu zaten açık toplantılarda da halk seviyelerde de dile getiriliyor. Yani YPG'ye bakış bildiğiniz gibi ne İran'da ne de Rusya'da bizim gibi bir bakış açısı yok. Rejime destekleri ortada. Bence bir operasyon olacaksa ki böyle bir operasyonu bekliyoruz. Cumhurbaşkanı bu konuda çok kesin konuşuyor. Burada bir yeşil ışık alındı demek zor. En azından basına yansıyan bölümünde böyle bir yeşil ışık yok. Bunu söyleyebiliriz. Evet, yani ben de onu anlamak için sordum. Çünkü açıktan zaten buna böyle bir operasyona ilişkin net bir cümle biz de beklemiyorduk. Ama çünkü o sahada karşı karşıyayız elbette. Farklı noktalarda İran, Rusya ve Türkiye. Acaba yine de Türkiye'nin bu operasyonla ilgili net tavrına karşı bir aralık kapı bırakıldı mı? Siz onu anladınız mı diye sordum ama siz diyorsunuz ben ki hayır, İran durdukları yerdeler. Ben kapı görmedim. Hı hı. Evet, İran tarafı kesinlikle öyle. Çünkü satır aralarına dikkatli şekilde bakabildik. Tabii Sayın Putin'in Rusça açıklamalarına dikkatli şekilde bakmak lazım. O da aynı şekilde duruyor mu? Rusya biraz daha anlayışlı olabilir diye bir beklenti var. Malum Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Türkiye'nin Rusya için önemi çok artmış durumda. Ve Türkiye sürekli vurguladığı bir şey var. Ne bir rejim değişikliği peşindeyim, ne Suriye'ye bir genişleme peşindeyim. Yalnızca terör örgütlerine karşı bir benim mücadele alanım var ve bu bana söz verildi. Yani bu kuşakla ilgili daha önceki formatlarda alınan kararlar var. Hı hı. Bu dediğim gibi belli değil. Olsaydı bile dediğiniz gibi arka planda diyelim ki bir anlaşma var. Bu metne yansıtılmazdı. Bu çok daha böyle kapalı yollarla ima edilirdi. Benim tahminim operasyon başladığı zaman daha önceki operasyonlara benzer şekilde olacaktır tepki. Siyasi tepki olacaktır. Askeri tepki karşı taraftan çok sınırlı bir tepki olacaktır. Türkiye'nin kararlılığını gördüğünde karşı taraf geri adım atacaktır. Çünkü hem Rusya hem İran Türkiye'siz Suriye'de bir kalıcı çözümün olmayacağını biliyorlar. Zorlayabildikleri kadar zorluyorlar ama Türkiye harekete geçtiğinde artık frene basmaları gerektiğinin farkına varacaklardır diye düşünüyorum. Türkiye'nin Rusya için önemi arttı dediniz. İran için de önemi var. Bunu size soracağım birazdan. Önce Çetin Erçetin'e bu ortak bildiride o ne gördü onu bir sorayım. Hakkı Bey'in dediği gibi mi düşünüyorsun Çetin Er? Yeşil ışık gördün mü sen yoksa onun da söylediği gibi bu konuda tavırda hiçbir değişiklik yok mu bu zirve sonrasında? Şimdi Serap tabii bir toplantıyla ya da Astana formatıyla İran'ın ya da Rusya'nın genel Suriye politikasında bir değişikliğe gitmesi çok beklenen bir durum değildi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti öncesinde de ben İran'ın da Rusya'nın da özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Ayn Nisa bölgesine, Tel Rifat'a, Münbiç'e yönelik bir operasyona dair yeşil ışık yakmasını beklemiyordum. Ancak burada hatları karıştırmamakta fayda var. Çünkü halihazırda sahadaki askeri pozisyonlara baktığımız zaman ve bir de masada diplomatikte konuşulanlara baktığımız zaman aslında birbiriyle örtüşmeyen bir durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Bir, dün Putin'den de reisinden de gelen açıklamalarda değerli hocamız Hakkı Uygur da eminim katılacaktır. Her ikisinin ortak vurgusu Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya yönelik olmadı. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. PKK'ya yönelik bir vurgular olmadı ama Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda yer almasına dair kabul edilemez olduğuna dair açık bir beyan ve açık bir ifade kullandılar. Şimdi burada artık Türk kamuoyunun çok iyi görmesi lazım. PKK gerek İran istihbaratı için, gerek Suriye istihbaratı için, gerek Rus istihbaratı için, gerek Amerikan istihbaratı için çok kullanışlı bir aparata dönüşmüş vaziyette. Yani aslında her üç ülke de birbiriyle çok sıkı anlaşabilecek diplomasi masasında bir araya gelmeyecek. Hatta Amerika-Rusya arasındaki rekabet, düşmanlık, İran ve Amerika arasındaki düşmanlık,
ve Rusya ve İran arasında ciddi bir rekabet var. Ama bütün bunların ortak birleşeni, ortak aparatı dönüp dolaşıp PKK'ya dönüşüyor. Şimdi PKK konusunda Amerika, Rusya ve İran'ın farklı bakış açıları var. Örneğin İran PKK'yı Kandil'de kendi ülkesinin sınırlarını koruyan bir muhafız gücü olarak görüyor. Çünkü Kandil'i boşalttığı andan itibaren İran hemen orayı El-Kaide'nin, Ensar al-İslam'ın ve İran'a muhalif grupların dolduracağının farkında. Diğer taraftan aynı PKK'yı İran Sincar'da Şii grupların, Şii lojistik gruplarının hatta silahlı grupların bölgeye geçişleri için bir muhafız gücü olarak. Rusya ise Türkiye'ye karşı İdlib'de bir kullanabilecek kart olarak görüyor. Nitekim halihazırda YPG'nin, PYD'nin Moskova'da ve St. Petersburg'da iki ayrı kentte de temsilcilikleri var. Amerika ise biraz daha farklı bir bakış açısıyla PKK'yı sahada koordine etmeye çalışıyor. O da şu PKK'ya daha özel bir yapı oluşturup orada kendisine bağlı paramiliter güçleri olan bir yapıya dönüştürmek istiyor. Fakat burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Türk kamuoyunda çok konuşulmadı, çok tartışılmadı ama geçtiğimiz günlerde örgütün eski önemli isimlerinden, ele başlarından Salih Müslüm bir kez daha PYD'nin başına geldi. Şimdi PYD'nin başından alınma amacı Salih Müslüm'ün ve beraberindeki 152 kişinin İran'la yakın diyalogları, yakın ilişkileriydi. Ve bunlar Suriye sahasından da hemen hızlı bir şekilde çıkartılmışlardı. Fakat 3 hafta önce Salih Müslüm bir kez daha PYD'nin başına getirildi. Yani örgüt Amerika ve İran arasında, Rusya arasında bir dengeyi sahada yönetmeye çalışıyor. Ve maalesef dün hem Rusya hem İran PKK'nın bölgedeki varlığına dair mesela ortak terör örgütü tanımlaması yapılmadı. Ama bu Türkiye'nin kararlılığını ortadan kaldırmıyor. Bu Türkiye'nin sahada böyle bir operasyonun yapmaktan geri duracağı anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye NATO zirvesinde de, bakın bu çok önemlidir, NATO zirvesinde de burada da bu operasyonu yapacağını açık bir şekilde ifade etti. Benim tahminim Ağustos ayı gibi Serap bir operasyon başlayacak ama Ağustos ayının büyük bir ihtimalle ikinci yarısından sonra başlayacak. Çünkü halihazırda ZAP bölgesinde, İran kuzey bölgelerinde şu an operasyonlar var ve bu operasyonların önümüzdeki 10-15 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu operasyonlar tamamlandıktan sonra ikinci aşama buradaki özel kuvvetlerin de yine Azez bölgesinden Tel Rifat, Ayn Issa ve Minbiç bölgelerine sevk edilmesi beklenen bir durum ki planlanan da bu şekilde. Bu da takriben 20 Ağustos'a tekabül edecektir. Ve bunu da şöyle söylemekte fayda var. Bir Ayn Issa'da, Tel Rifat'ta ve Minbiç'te Rus askerleri var. Ne kadar Türkiye gerçekleştirdiği operasyonlarda işin açıkçası İran'dan herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz bir tepki gelmesi hiç beklemedi. Yani İran'ın sahadaki gücü paramiliter güçtür. Vekalet gücü yöneten bir İran'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla paramiliter güçlerin sahada olması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da sahadaki askeri birliklerimizin, güvenlik birimlerimizin bir önlem almasını ya da geri durmasını gerektirecek bir durum değil. Peki. Ama Rus askerinin orada olması dikkat çekicidir. Çünkü iki ülke ordular arasında bir sıkıntı olursa bu bir savaş nedenine dönüşebilir. O yüzden sahada İran askeri yok. İran'ın paramiliter güçleri var. Dün ortaya çıkan sonuçlar da iki ülkenin yine suya sabuna dokunmadan biraz daha köşeye çekildiği, Rusya'nın ise kendi durumundan kaynaklı bir şekilde bu operasyona yeşil ışık yakmasa bile çok fazla sesini yükseltmeyeceğini gösteriyor. Nitekim benim aldığım bilgi, Serhat, son bir cümle hemen söyleyeyim. Ayn Issa'da ve yine Tel Rifat'ta ve Minbiç'teki Rus askeri birliklerinin kalması durumunda o bölgede Türkiye'nin bir operasyon yapmasına zaten alan oluşmuş durumda. Ama İran paramiliter güçleri bölgeden uzaklaştırılacak. Bu konuda da zaten daha önce Afrin'de de benzer bir durum gördük. Diğer bölgelerde de benzer bir durum gördük. Tek fark bu sefer Suriye rejimine bağlı askerler de sahada. O yüzden bu operasyonda dikkat çekici nokta Suriye rejimini İran'ın destekliyor olması. Hem de bu sefer askeri anlamda da çok ciddi bir destek sağlıyor olması. Peki Hakkı Bey,
Buna ilave edeceğiniz bir cümleniz varsa oradan da başlayabilirsiniz. Ama sizin önce vurguladığınız, şimdi Türkiye'nin beklentilerini, bu zirve sonrası atılacak adımları konuşuyoruz, Suriye ve terör odaklı. Peki Rusya'nın ve İran'ın Türkiye'den beklentileri neydi dün? Onlar neyi öne çıkardılar? Onlar bugün neyi konuşuyorlar? Yani ikili görüşmelerde, Türkiye ve İran arasında yapılan görüşmelerde iki tarafın da açıklamalarına bakıldığı zaman zaten var olan ekonomi, ticari, enerji konusundaki işbirlikleri vurgulandı. Bu konuda 7-8 tane yeni anlaşma imzalandı. Bunlarda bir sorun beklemiyorduk. Zaten bildiğiniz gibi yani en kötü siyasi durumlarda bile bu ilişkiler devam ediyor. Enerji konusunda Sayın Reis'in vurgusu vardı. 25 yıllık gaz anlaşması bittikten sonra bunu yenilemek istiyoruz tarzı bir açıklaması vardı. Burada Türkiye'den beklentileri ticaretin artması. Çünkü biliyorsunuz İran hala yaptırımların altında. Biden yönetimi iş başına gelmesine rağmen bir nükleer anlaşmaya henüz varılamadı. Bu da doğal olarak İran'a yaptırımların sürmesini getiriyor. Affedersiniz. İran da Rusya gibi ağır yaptırımlar altında olduğu için Türkiye bir çıkış kapısı. Hı. İran bunu mümkün mertebe kullanmak Rusya istiyor. Rusya için de öyle tabii. Rusya için de öyle. Tahıl koridoru başta olmak üzere, işte hava koridoru başta olmak üzere birçok konuda gerçekten Türkiye Rusya için de böyle bir kapı. Yani Sayın Putin'in veya şu şartlar altında reisinin herhangi bir NATO üyesi ülkenin başkanıyla bu toplantıyı yapması, bu görüntüyü vermesi mümkün değil. Dolayısıyla iki taraf da bunu propaganda amacıyla da kullanıyorlar. Bakın Biden bölgeye bir ziyarette bulundu. Hı hı. Müttefiklerini topladı vesaire ama biz de bölgenin Batı Asya'nın en önemli iki gücü, bir de işte Avrasya'nın önemli bir gücü, beraber resim verdik tarzında da kullanılıyor. Dolayısıyla İsrail'e karşı da mesajlar vardı tabii. Yani bu Türkiye-İsrail normalleşme süreci de Rusya ve İran için önemli. Önemli, özellikle İran için önemli. İran bundan çok rahatsız. Hatta Ayetullah Hamenei'nin bir takım sert çıkışı Cumhurbaşkanı'yla görüşmeden sonra basına yansıyan o sert açıklamalarında da bunun etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Yine bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı karşılarken işte Çağrı filminin falan böyle İslami müzikler çalınması vesaire de bununla ilgili olabilir. Genel olarak zaten İranlı yetkililer Türk yetkililerle her görüşmesinde bir İsrail vurgusu yaparlar. Hı hı. İsrail'in İslam dünyasının düşmanı olduğunu, Filistin davasının savunulması gerektiği vesaire. Üstü kapalı bu mesajlar verildi. Ama bundan daha ziyade Türkiye'de yapılan İsrailli turistlere ve hedeflere yönelik İranlı hücrelerin saldırısına karşı operasyonlara da İran tepkisi var. Bunu da görmek çok mümkün de İran'dan gelen siyasi açıklamalarda. Dolayısıyla herkesten beklentisi var. Ama ortaya yansıyan, en azından cümlelere yansıyan, sonuç bildirgesine yansıyan bu konularda çok somut bir şey yok. Mevcut resim devam edecektir. Eğer bir operasyon başlarsa Çetin Erbey'in de söylediği gibi biraz sahadaki reaksiyonlara bakmak lazım. Çünkü İran geri adım atacak olsa bile, yeşil ışık yakacak olsa bile bunu açıktan yapamaz. Rejimle bağlarından dolayı, YPG, PKK ile bağlantılarından dolayı bunu en iyi test etmenin yolu aslında diplomasi masası değil, bizzat sahadaki gelişmeler olacak. Evet, süremizi doldurduk ama Çetin Erbey, bir cümle ilave etmek istediğin bir şey varsa sana da söz vermek isterim. Şimdi tabii Serap, dün toplantıda sadece Suriye meselesi değil ama Suriye ile bağlantı olarak ikinci konular da önemliydi. Zira dün Rusya'nın daha önce heyet gönderdiğini biliyoruz İran'a. İran'dan SİHA'lar, İHA'lar almak istiyor. Ve bu İHA'lar, SİHA'lar muhtemel olarak sadece Ukrayna'da kullanılmayacak. Ve bu İHA'lar, SİHA'lar Rus askerlerinin, Rus paramiliter güçlerinin, Wagner'in olduğu Libya'da da Suriye'de de mutlaka kullanmak isteyecektir Putin. Dolayısıyla hem yaptırımlarla mücadele eden İran, hem yaptırımlarla mücadele etmeye hazırlanan, çünkü daha işin çok başında olan bir Rusya'dan bahsediyoruz. İki ülke var. Her iki ülke içinde dünyaya açılan bir kapı Türkiye. Özellikle Rusya için. Ben geçtiğimiz günlerde Rusya'ya gittim ve gerçekten durum içler acısı. Dolayısıyla Putin'in bu süreçte Türkiye ile diplomatik ilişkileri ve Türkiye'nin taleplerini yerine getirme konusunda biraz daha dikkatli ve temkinli hareket edeceğini düşüncesiyim. Ama İran'ın hal hareketleri, davranışları ve siyaset bakış açısı, tabii Orta Doğu'dan bildiğim bir ülke olduğu için söylüyorum, her an yapacağını söyleyip birçok şeyden geri adım atabilir ya da yapmayacağını söyleyip daha sonra siyasi olarak bir beklenti oluşturmak adına bir şey yapabilir. O yüzden İran ve Rusya aynı kefe koymamak lazım. Ama tabii sahada bir asker hareketlik olacak. 20 Ağustos'tan sonra sahadaki durumu göreceğiz. Peki. Çetin Erçetin, çok teşekkürler. Doktor Hakkı Uygur, çok teşekkürler. Katkınız için sağ olun.